Herkese merhaba dostlar. iOS 17.1 yazılım güncellemesi yaylandı. Bu yazılım güncellemenin tüm özellikleri nelerdir? Gelin birlikte bir göz atalım. iOS 17.1 güncellemesi yayınlandı adlı videoyu paylaştım. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ve bu videoda da ise iOS 17.1 güncellemenin tüm özelliklerini ve giderilmeyen sorunlarını dile getireceğim. Hızlıca bu güncellemeyi kimler yüklemeli ve kimler yüklememeli? Gelin birlikte bir karar alalım. Bu güncelleme ile beraber gelen yeni özelliklerden bir tanesi AirDrop. AirDrop üzerinden bir fotoğraf veya belge paylaşırken arkadaşınıza uzaklaştırdığın, uzaklaştırdığınız andan itibaren bu bağlantı kopuyordu. Ve artık burada hücresel veri bağlantısını açtığınızda ise internet üzerinde bu bağlantı tekrar devam ettirecek. Örnek olarak 5 dakikalık bir video gönderdiniz ve arkadaşınızdan ayrıldığınızda hücresel veri bağlantısı açıksa ve hala bu belgeyi göndermeye devam edecektir gelen bir tane özellik ise tabii ki de bu da el feneri ile ilgili. Aşağı geldiğinizde ise buradan el feneri açtığınızda ise görmüş olduğunuz gibi burada el feneri simgesi görünüyor. Burada dinamik adanın içerisinde el fenerinin açık olup olmadığını da buradan da görüyorsunuz. Bazı modellerde iPhone saklama alanında sorun vardı ve iPhone saklama alanında güncellendi. Hangi uygulamanın çok olduğunu buradan gösterilir ve bu uygulamayı nasıl silebileceğinizi sizlere aktivite yön gösteriyor. Bunun için örnek olarak Instagram 3 GB gösteriyor. Instagram üzerinde gelen birçok mesajı ve videoyu silerseniz Instagram eski boyutuna gelecektir. Ve bazı müzik uygulamaları eğer sizde varsa bu örnek olarak bende TubeDFM var. Bunu düzenleme kısmına geldiğinizde ise burada düzenle istediğiniz filmi veya müziği de buradan silebilirsiniz. Tekrar geri yaptığınızda ise az önce 400 MB'de ve şu anda 400 MB'den 300 MB'den 100 MB'de düştüğünde görüyoruz. Ses ve dokunuş bölümüne geldiğimizde ise eski satın almış olduğunuz zil sesi veya bildirim sesleri varsa bunlar da tekrardan geri yüklendi. Kullanmış olduğunuz bildirim sesleri ve zil sesini tekrar buradan eski haline döndürebilirsiniz. Bekleme modu üzerinde gelen özelliklerden bir tanesi ekran kısmına geliyoruz. Pro Max serilerinde bu mevcut zaten otomatik veya 20 saniye sonra veya az kısmını işaretleyebilirsiniz. Aslında birçok kullanıcı zaten bundan şikayetçiydi. İşte bekleme modum ekranı kapanmasın veya 20 saniye sonra kapansın. Bunun için Apple gerekli olan düzenlenmeleri yaptı ve ekran modunu otomatik veya asla hale getirebilirsiniz veya 20 saniye sonra ekran modu kendisine kapansın. Ekran modu ile ilgili detaylı özellikler ayrıca kanalımıza yüklenecektir. Oradan da göz atabilirsiniz ve tabii ki de ekran modu üzerinde birçok takım araçları da artık destek vermeye başladı ve ekran modu daha çok iyi bir şekilde özelleştirmeler olacağını düşünüyorum. iPhone 15 serisi için pil konusunda yeni değişikler geldi. Bunun içinde pil ve pil sağlığı ve şarj etme kısmına geldiğimizde ise buradan %80 sınırı ile iPhone 15 serisine gelen bir özellik geldi. Yani %80 sınırını işaretlerseniz telefonunuz %80'den sonra şarj, at, şarj almayacak ve tabii ki de bu özellik sadece iPhone 15 serisine geldi. Bunun için pek fazla önemli değil zaten. İyileştirilmiş pil şarjı kullandığımız için ben gayet memnunum. Yani örnek olarak telefonunuz %80'ini işaretliyorsunuz. %80'ini dolduktan sonra telefonunuz şarj almayacak. Öyle büyük bir özellik değil ama diğer kullanıcılara da gelseydi iyi olurdu diye düşünüyorum. iPhone 15 serisi için birden fazla e-sim'i ekleyebilir. Bunun için de eSIM kısma gelip eSIM ekleme kısmını taramaları yeterlidir iPhone 15 kurallar varsa eğer eSIM'den birden fazla yüklemeleri gibi bir seçenek varsa bunu da yorumlar kısmında bizlere yazabilirler. Şu anda ülkemizde bu geçerli mi değil mi bilmiyorum ama Apple kendi bünyesinde birden fazla esim eklenebilecek iPhone 15 serisinin güncel hale getirdiklerini söylemişler. Ve tabii ki de bu güncelleme ile beraber modem değişikliği de yaşandı. Artık telefonunuz bazı noktalarda Wi-Fi hem Wi-Fi şebekesi hem de tabii ki de şebeke kalitesi az çekiyorsa bu güncelemeden sonra hem kalite şebeke kalitesi hem de Wi-Fi kalitesi bu güncelemeden sonra düzeltilecektir. Kendinize oluşturmuş olduğunuz kart friz de düzenlendi. Bunun için düzenlenme kısmına geldiğimizde ise daha önce oluşturmuş olduğunuz kart frizler artık yavaş yavaş bir şekilde paylaştığınız kişilere tabii ki de hızlı bir şekilde ulaşılacaktır ve aradığınızda da bu şekil çıkmasına önem gösterilecektir. Apple en azından bunları da kişileştirerek ...daha iyi bir hale getirdiğini açıklamış. iPhone 15 serisinde bir sorun vardı. Sinematik moda geçtiğinizde ise telefonun kamerası donuyordu... ...ve tabii ki de normal fotoğraf çekiminde tekrar geldiğinizde ise... ...iPhone'un kamerasını kullanamıyordunuz. Bu sorun iPhone 15 serisinde vardı. Bu sorun tamamen giderildiğini Apple açıklama yapmış. Geekbench skorpağına baktığımızda ise... ...tekli skor puanı 1892, çoklu puanına baktığımızda ise... ...5527 olarak güncellenmiş ve gayet bu skorponlarda iyi. Telefon üzerinde herhangi bir kasma sorun yok ve tabii ki de giderilmeyen sorunlardan bir tanesi klavye sorunu. Onun dışında bazı uygulamalar hala aktif bir şekilde çalışmıyor. Yani kasma donmaları mevcut oluyor bu uygulamalarda. Onun dışında iOS 17.1 yazılım güncellemesiyle beraber gelen diğer uygulama güncellemeleriyle stabil bir şekilde oturmuştur. iPhone 11 ve iPhone 13 serisinde de şarj etmeme sorunu vardı. Bu sorunlar da giderildiğine dair dile getirmişler ve bu güncellemeyi kimler yüklemeli hemen onu da söyleyelim. Eğer gerçekten telefonunuzun sürümünden memnun değilseniz veya kasma, donma veya pil performansında sorun varsa iOS 17.1 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Ama iOS 16'dan iOS 17 yazın güncellemesine geçmeyi düşünüyorsanız bunun için kendiniz karar vermelisiniz. Şu anda benim kullanmış olduğum model iPhone 14 Pro Max ve bu model üzerinden herhangi bir sorun yaşamıyorum. Pil performansı gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum ve iOS 16'ya göre kıyaslama yaptığımızda tabii ki de bir bir saatlik fark var ama dediğim şekil herhangi kullanmış olduğumuz özellikler olsun veya performans olsun bunun için değeceğine inanıyorum. Peki sizler hangi modeli kullanıyorsunuz ve hangi sürümü kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.